Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Bursa'dayız. Yanımızda çok değerli bir beyefendi var. Kendisi Bursa Kahramanmaraşlar Dernek Başkanımız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Size birkaç soru yöneltmek istiyorum. Şöyle, derneğimiz Bursa'da ne zaman kuruldu? Derneğimiz Kahramanmaraş Derneği 1994'te kurduk ve hem kurucusuyum hem 94'ten beri faaliyetin içindeyim. Ben dördüncü başkanım. Birinci başkanımız Mehmet Zarifoğlu, profesör, doktor. Şu anda Bursa'da görev yapıyor. Evet. İkinci başkan Mustafa Acıoğlu yine şu anda. Orada aynen görev devam ediyor, dışarıdalar. Üçüncü başkan Tahir Deveci kardeşimiz. O da aynı orada kendi şehirleri içerisinde, başka yerlerde işine devam ediyor. Ve dördüncü başkan olarak ben devam ediyorum. Ben şu anda 11 senedir beri dernek başkanlığı yapıyorum. Evet. Bizim her yıl 60-70 tane talebemiz var. Kahramanmaraş il sınırları içerisinde Bursa'ya gelip biz onlara Allah rızası için burs veriyoruz hepsine de. Evet. Ve bu bursu veren hepsi Kahramanmaraşlı değildir. Kendi arkadaşlarımız var, Ağrılı var, Bursalı var, Sivaslı var. Bunların içinde gönüllü yani. Onlar zekatından yardım ediyor. Biz de oradaki gelen hemşerimiz, talebelerimize yardım ediyoruz. Bunu 94'ten beri devam ediyoruz. Çok güzel bir şey. Peki dernek olarak neler yapıyoruz? Dernek olarak yıllarca her yıl piknik yapıyorduk. Evet. Ve 12 Şubat'ı devam ediyorduk ama bu yıl yapmadık. Biz şu anda 8500 lira her ay derneğimizin gideri var. Anladım. Biz Ulu Cami önünde her pazar sabahleyin çorba dağıtıyorduk Kahramanmaraşlı olarak. Bunu, bu çorba şeyini Suriyelilere, fakirlere ayırdık. Anladım. Baktık ki çorbadan daha elzem orası. Evet. Şu anda oraya 2000 lira her ay yardım ediyoruz. Diğer kalan kısmını da zaten biz de derneğimizin faaliyetlerini yürütmesi için 6 tane arkadaşımız karşılıyor bunu. Evet. Ha, hiçbir üyemizden bir kuruş para toplamıyoruz. Çok güzel. Kendi imkanlarımızla bunları devam ettiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir eksik işimiz olmadı ve dışarıdan gelen arkadaşlarımızla mesajla, mesela Kahramanmaraş 700 tane kayıtlı telefon var bende. Her cuma onlara mesaj gönderiyoruz. Cenazelerde aynı şekilde yanındayız. Düğünlerinde yanındayız. Çok güzel. Taziyede tekrar geri evlere ziyarette bulunuyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz dernek olarak. Evet. Bu şekilde Kahramanmaraş onursal başkanımız Fethi Kütükçü. Şu anda bizim onursal başkanımız. Evet. Sağ olsun bir numarada en çok destek, yardım da ondan alıyoruz çok zaten. Güzel. O şekilde biz derneğimizin bütün gelirlerini orada kasada topluyoruz. Hı-hı. Elden para almayız biz kimseden. Doğrudur. Dükkana gelir, dükkanda yazılır deftere. Ben oradan her ay 6000 lira alırım, bursları dağıtırım. Hı-hı. Ay sonuna kadar gelen arkadaşlarımızın bize verdiği yardımlar oraya toplanır, kayıta geçer. O şekilde biz, mesela Kazi dernekleri geliyordu Çanakkale'ye. Her sene onları karşılıyoruz. Yemeklerini yediriyoruz. Orada bir oyun sergiliyorlar işte davul zurna ile beraber. Çok güzel. Bu sene bu terör dolayısıyla valilik müsaade etmedi. Gelemediler. Doğrudur. Hatta gelselerdi biz Çanakkale'ye de beraber gidip orada Kahramanmaraş pankratını açacaktık. Çok güzel bir etkinlik olurdu. Evet, ama bu olaydan dolayı gidemedik ve bu şekilde devam ediyoruz. Bütün hemşehrilerimiz, fazla değiliz Kahramanmaraşlı olarak. Sayı olarak 4000'i aşmaz yani. Peki Bursa'da. Şöyle bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Nisan'ın 14'ünde Eshab-ı Kehf Gönül Erseğimiz Bursa'da olacak. Neler söyleyeceksiniz? Biz onları seve seve karşılayacağız ve bekleyeceğiz. Çünkü biz zaten görüşüyoruz. Evet. Arkadaşlarımızla tanışıyoruz hepsiyle de. Orada da elimizden gelen neyse hepsini yapmaya ve koşturmaya, beraber olmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu yayına beni aldığınız için bütün Afşinli ve Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.